selamlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. İnsanlığın ilk dönemleri dersine hoş geldiniz. Mükemmel bir konu bizi bekleyecek. Peki konu içinde neler öğreneceğiz? İnsanlığın ilk izlerini beraber göreceğiz. Peki görmeden önce tabii ki ödevlendirmemizi yapacağız. Tonguc'un 0'dan 9'a tarih konu anlatımda soru bankasında nereye kadar sorunlu yüzlerle arkadaşlar. Hemen açtım insanlığın ilk dönemleri. İlk olarak yazının gelişimine kadar yani sayfa 34'e kadar ne yapıyorsunuz? Sorumluyuz. Tamam ben bu konu anlatımında soru bankasını kontrol ettim. Tabii ki sonrasında ne yapacağız? Soru çözeceğiz. Bunun için Tonguç her daim senin yanında olacak. Dinamo soru bankasını kullanacağız arkadaşlar. Peki hemen sayfamız kaç ona bakalım bir. İnsanlığın ilk dönemleri baktım yazı öncesini dönemlendirme yazının gelişme yani sayfa 41'e kadar neyiz sorumluyuz değerli arkadaşlar. Hazırsanız kemerleri bağlayın uçuşa birlikte geçelim. Şimdi ilk olarak bakın burada insanlığın ilk döneminde insanlar var. Tonguç diyor ki kendim buldum diyor neyi buldum diyor ateşi buldum diyor. O da diyor ki ben tarih dersini buldum diyor. O da diyor ki yaklaşın bakalım Tonguç'un 9. sınıf tarih dersini buldum. Gelin izleyek diyecek. O yüzden de mükemmel bir serüven sizi bekliyor değerli arkadaşlar. İlk olarak yazıdan önceki dönemin aydınlatabilmesi için en önemli unsur arkeolojik araştırmalar sonucunda elde edilen araç ve gereçlerdir. Şimdi değerli arkadaşlar bakın yazı bulunmadan önce hangi araç gereçlere ihtiyaç duyuyorum? Atıyorum kapkacaklar olabilir, atıyorum baltalar olabilir, silahlar olabilir, menhirler olabilir, dolmenler olabilir. Bunlar benim için yazıdan önceki en önemli unsurlar. İnsanlığın bu döneminde mağaralar, kerpiçten ilkel konutlar, taştan kemikten pişmiş, kilden yapılmış aletler, o döneme ne yapmaktadır? Ayna tutmaktadır. Nitekim görselimizde de o döneme ait bulunmuş eserleri ne yapmaktayız? Rastlamaktayız. Şimdi ilk olarak biz tarihi devirleri insanların kullandığı araç gereçlere göre ne yapacağız? Sınıflandıracağız. Şimdi taşı kullanıyorum, taş devrini yaşayacağım. Madeni kullanacağım, maden devrini kullanıyoruz. O yüzden de ben bu döneme 3 çağ sistemi diye de ne yapılmaktadır? bilinmektedir. Hemen bakalım arkadaşlar. Te peki taş devrinde neler yaşanmış? İnsanlığın ilk döneminde bir adam bize sesleniyor. Bu gördüğünüz insanlığın ilk izleri ve ben sanırım ilk insanım. O zaman ilk sanat örneğini verdim ya. Ben yontarak diyecek. Bakın arkadaşlar burada da görüyorsunuz ilk sanat örneklerini hangi dönemde göreceğiz biz dersek hemen hocana diyorsun ki taş devrinde ilk sanat örnekleri ne yapılmıştır görüldü diyeceksiniz. Çünkü insanlar mağaralara ne yapmaya başlayacaklar resimler çizmeye başlıyorlar. Sonrasında ise dünyada ilk insanlar ortaya çıkmadan önce Big Bang diye adlandırdığım büyük bir patlama gerçekleşecek. Bu patlamayla birlikte dünya buzullarla kaplı oluyor ve buzullarla kaplı olmasıyla birlikte insan yaşamı çok zorlanmaya başlayacak. Ve insanlar bu dönemde yavaş yavaş buzulların erimesiyle orta kuşak diye adlandırdığımız ılıman bir iklim kuşağı ortaya çıkıyor. Peki insanlığın ilk yerleşim yerleri neresi olacak dersem Ahanda gördüğünüz yerler arkadaşlar. Bir Anadolu bir de Mezopotamya bölgesinden söz edeceğiz. Ama unutmuyorsun insanın ilk yerleşim bölgesi dediğim zaman aklımıza neresi gelecek? Bereketli ne diyorsunuz? Hilal diyeceğiz. Yani daha doğrusu arkadaşlar ne diye tabir edeceğiz? Mezopotamya bölgesi. Peki neden bereketli hilal deniyor? Dicle ve Fırat nehirleri üzerine kurulmuş bir yer. Aynı zamanda da bileceğim unsurlardan bir tanesi. E nedir dersek eğer şundan söz edeceksiniz değerli arkadaşlar. İnsanlar buraya yerleşecekler, tarımsal faaliyetlerle uğraşacaklar, bereketli topraklara sahip oluyorlar. Ve baktığım zaman bu bölge hilale benzediği için de bereketli hilal olarak ne yapılmıştır? Söylenmiştir. Ve sonrasında da Anadolu coğrafyasında yani Anadolu'nun güneydoğusunun da yine bereketli topraklar içinde yer aldığını ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Peki ilk insanların hayat tarzı ve geçim kaynakları nasıldı? Şimdi mantık kurarak girelim birlikte. İlk olarak arkadaşlar şöyle düşünün. Dünyaya gelmişsiniz. Dünyaya geldiğinizde insanoğlunun ilk yapacağı iş nedir? Karnını doyurmak. E karnımı doyurmam için ne yapmam lazım? E şimdi ben avlanmayı bilmiyorum, başka bir şey bilmiyorum. Deneme yanılma yolu yapacağız, değil mi? Nasıl yapacaklar peki? Yabani meyveleri kullanacaklar. O zaman demek ki insanoğlunun ilk uğraştığı şeylerden birisine toplayıcılık, değil mi? Toplayıcılık temel unsur. Şimdi Arkadaşlar topladım buradaki neylerin bitti benim meyvelerin bitti. E meyvelerin bittiği için başka meyvelere gideceğim. O zaman insanoğlu arkadaşlar nasıl bir yaşam tarzı sunacağız? Göçebe bir ne göreceksiniz? Yaşam tarzını ne yapacağız biz göreceğiz. Sonrasında insanoğlu obsidyen diye adlandırdığımız can taşı yontarak kendine silahlar yapmaya başlayacak. Ve bu silahlarla avlanmaya başlıyor. Toplayıcılık artı aynı zamanda neye dönüşmeye başlıyor? avcılık diye adlandırdığım etkenden bahsediyoruz. Peki bana tonguç ne diyecek burada? İnsanoğlu kendiliğinden yetişen yabani buğday, arpa, çavdar gibi tahılları toplayarak bunları kullanmıştır. Yani toplayıcılık yapmıştır. Daha sonra süreçte insanlar bu yabani tahılları ıslah ederek kendi kontrolünde planlı bir tarımsal faaliyete başlamıştır. Böylece bölgedeki avcı ve toplayıcı toplumlar giderek üretici konuma geçmiştir. Ha o zaman birlikte yorum yapalım. Toplayıcı ve avcı toplum görürseniz demek ki ben diyeceğim ki bunlar tüketici. Ama ne zaman ki üretici bir topluma geçtim, buğdayı ıslah ettim ve kendim kullanmaya başladım. O zaman insanoğlu neye geçmeye başlayacak? Tüketici değil üretici hale geçmeye başlamıştır. Aynı zamanda bileceğim unsurlardan birisi nedir dersen. Bak ben köy yerleşimde kurmaya başlar mıyım? Çünkü sürekli tarlayı ne yapmam lazım? kontrol etmem gerekiyor. Bu da benim değerli arkadaşlar, avcı toplayıcılığın yerine neye bırakacak? Çiftçiliğe ne yapmıştır? bıraktı diyeceksiniz. Şimdi ilk olarak kazı çalışmaları sonucunda milattan önce 9000'lerden itibaren üreticiliğin başladığı görülmektedir. Bakın burası benim için önemli. Ve genelde hangi devir diye adlandırılsa ya da hocalarınız sorarsa üreticiliğin başladığı dönem için hemen diyorsun ki cilalı taş ya da diğer isminin arkadaşlar Neolitik dönem olarak ne yapılmakta bilinmekte. Çayönü höyüğü ve Cafer Öyük yerleşkilerinde dünyanın en eski buğday türlerinden birisi olan emmer evcil buğdayının bulunması bir örnek. O zaman birlikte yorum yapalım mı? Demek ki buğdayın ana vatanının da neresi olduğunu bilinmekte Anadolu coğrafyası olduğunu anlayabilirim. Nereden anlıyorum? Çayönü ve Cafer Öyük'te ortaya çıkan emmer Evcil buğdayının bulunması ve dünyanın en eski buğdayının olması demek Anadolu'nun arkadaşlar buğday için ana vatan olduğunu bize resmen ne yapmaktadır? Kanıtlamaktadır. Sonrasında gelelim. Tabii ki insanlığın bu ilk döneminde çiftçiliğin ortaya çıkmasıyla da birlikte nüfus artışı ortaya çıkacak. Ve mağaralar yerini belli bir kısmı toprağa gömülü ve yuvarlak planlı kulübe şeklinde barınaklara bırakmıştır. Hemen buraya ben sana görselini bıraktım. Aslında ben bu barınaklara ya da ızgara tipli evlere ne diyorum dersem megaron diyorsunuz arkadaşlar. Bakın unutmayın ben ızgara tipli ilk evlere megaron adını ne yapacağım ben vereceğim. Hatta ilk örneklerine de İzmir ve çevresinde ne yapabiliriz değerli arkadaşlar rastlanmaktadır diyeceksiniz. Sonrasında geldim değerli arkadaşlar. Yerleşik insan ve ilk medeniyet dedik. Şimdi ilk medeniyet dememden kastettiğim nedir? İnsanlar bakın tarımsal faaliyete geçmeleriyle birlikte artık yavaş yavaş yerleşik hayata da ne yapmaya başlıyor? Geçmeye başlıyor. Bakın size bir püf nokta vereceğim. Nedir dersek eğer her yerde devirler aynı zamanda ne yapmamıştır? Yaşanmamıştır. Birisi yerleşik hayata geçmişken diğeri ise hala toplayıcılık ve avcılığı ne yapabilir? Gerçekleştirebilir. Şimdi senin için bir bil bıraktım. Bakalım nedir? Hemen kutumuza gidiyorum. Kutumu açıyorum. Anadolu'da Göbekli Tepe, Çatalhöyük ve Çayönü gibi yerleşim yerleri bu dönemi aydınlatan önemli yaşam bölgeleridir. Aha da arkadaşlar Tonguç nereye gitmiş? Göbekli Tepe'ye gitmiş bu. Ve sana diyor ki nedir ki? Lo bu diyecek. Sen de hemen Tonguç'un babası cevap veriyor. İlk ibadet yeri hem de bil bakalım kimin baş harfi. Bakın arkadaşlar ibadet yeri ne diye tasarlanmış? T şeklinde tasarlanmış. Tonguç hemen durur muyu? cevabı yapıştıracak. Tabii ki buldum Tonguç'un T harfi diyor. Ve bakın çok garip bir olaydır arkadaşlar. Bu Göbekli Tepe dünyanın ilk ibadet yeri olarak ne yapılmakta bilinmekte ve arkadaşlar T şeklinde neyleri vardır? Görsellerini ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. İnşallah yolunuz bir gün düşer. Göbekli Tepe'ye giderseniz yani Şanlıurfa'ya yolunuz düşerse Göbekli Tepe'ye kesin ama kesin gidin değerli arkadaşlar. Şimdi ben sana üç tane nokta koydum ve üç tane soru soracağım. Sen de kendi içinden bana bunu cevapla. Şimdi hocam sana üç soru sordu. Dedi ki dünyanın ilk köy yerleşimi, dünyanın ilk şehir yerleşimi, dünyanın ilk ibadet yeri neresidir dedi. Sen de tek tek cevapla. Şimdi arkadaşlar bakın dünyanın ilk tapınağı ve dünyanın ilk ibadet yeri neresidir dersem Ahanda Tonguc'un tepesinde gördünüz Göbekli Tepe diye ne yapacağız biz adlandıracağız. Sonra soruyu değiştirdim. Dünyanın ilk köy yerleşimi neresidir dersem de Diyarbakır bölgesinde bulunan Çayönü olarak ne yapılmakta bilinmekte. Soruyu değiştirdim. Dünyanın ilk şehir yerleşmesi neresidir dersem de Bugün Konya bölgesinde bulunan Çatalhöyük dünyanın ilk şehir yerleşmesi olarak ne yapılmakta bilinmekte değerli arkadaşlar. Sonrasında gelelim bu dönemde tabii ki ne ortaya çıkacak? Sözlü kültür ortaya çıkıyor. Çünkü düşünün yazıdan önce insanoğlu kendi aralarında anlaşmaları için ne yapmışlardır? Sözlü kültürlere ihtiyaç duyacaklar. Yazı icadından önce insanlar toplumsal hafızalarını sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarmış ve bu yolla korumuştur. Mesela işin çok garip bir tarafı. Şimdi buraya ben bir görsel koydum. Şimdi görüyorsunuz ki dişi kurt motifi var ve burada arkadaşlar ne yapıyorlar? İnsanları emziriyor. Şimdi baktığımda Roma'daki arkadaşlar dişi kurt motifiyle Türkler'deki Dişi kurt motifi birbirine birebir ne yapmaktadır? Benzerlik göstermekte. O zaman demek ki sözlü kültürde insanlar birbirlerine aşırı derecede ne yapmışlardır diyebilirim. Etkilemiştir diyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Peki gelelim arkadaşlar. Yazıdan önceki dönemlere ben ne diyordum? Tarih öncesi çağlar diyecektim. Şimdi tarih öncesi çağlara 3 çağ sistemi diye de ne yapılmaktadır? Adlandırılmaktadır. Peki 3 çağ sistemi dediğimizde neye göre 3 çağ sistemi dersem kullandığım o döneme ait araç gereçlere göre de 3 çağ sistemi diye adlandırılmaktı. Şimdi baktım ilk olarak ben taşı kullanmışım. O yüzden de eski taş, orta taş, yeni taş diye 3'e ayırmışım. Sonra madeni keşfettim. Madeni keşfettikten sonra da bakır, tunç ve demir diye de 3 kısma ne yapmışız? Ayırmışız. Peki bu dönemde neler olmuş? Bunlara bir açalım birlikte. Şimdi taş devrinde eski taş. Arkadaşlar bakın. Şimdi eski taşı ne diyeceksiniz arkadaşlar? Kaba taş diye de adlandırabiliriz. Bu dönemde bilmem gereken en önemli unsur nedir dersem insanlığın en ilkel ve en uzun dönemi olarak ne yapılmakta bilinmekte. Ve sonrasında temel geçim kaynak nedir dersek toplayıcılık en önemli unsur. İnsanlar mağaralarda ve ağaç kavuklarında ne yapmışlardır? Yaşayacaklar. Sonrasında insanoğlu taşı ne yapmaya başlayacak? Yontmaya başlıyor biz yonttuğumuz taş nedir dersem optisyen diye adlandırdığımız cam taşından bahsedeceğiz. Ve bu dönemde insanlar avcılığı arttırmaya başlıyor ve tüketici midir, üretici midir dediğimde hemen üretici bir toplum yapısından mı bahsedeceğiz? Hayır. Bak avcılık yaptığı için hemen diyorsun ki hocana tüketici bir toplum yapısına sahiptir diyeceğiz. Sonra devam ettim arkadaşlar. Dönemin sonuna doğru bazı kaynaklarda unutmuyorsunuz, yeni taşta ateşin bulunduğu, bazı kaynaklarda ise orta taşın sonuna doğru ateşin bulunduğu söylenmekte. Ve insanoğlu orta taşın sonuna doğru ateşi bulacak ve doğayı kontrol altına almaya başlıyor ve hatırlayın bir karikatür göstermiştim. Yeni Taş döneminde değil, insanoğlu Orta Taş döneminde de dünyanın ilk sanat örneklerini veriyor. Yani mağaralara ne çizmeye başlayacaklar? Resim çizmeye başlıyorlar. Yeni Taş benim için çok önemli. Artık killeri yani kilden toprakları pişirmeye başlıyorum. Kendime kapkacak yapmaya başlayacağım. Aynı zamanda da insanoğlu bu dönemde yavaş yavaş hüketiciliği değil bırakarak üreticiliğe geçmeye başlayacak. Yani ben ne diyeceğim? İnsanoğlu tarımla ne yapmaya başlıyor? Uğraşmaya başlıyor. Bakın burası sizin için çok önemli. Burayı hallederseniz ilk çağ uygarlıklarının hepsini rahatlıkla yapabilirsiniz. Nasıl? Bakın kulaklarınızı açın beni iyi dinleyin. Şimdi arkadaşlar tarımsal üretime geçmemle birlikte insanoğlu sürekli tar tarlayı kontrol edecek değil mi? Ve ben böylece ne yapacağım kendime? Evler yapmaya başlıyorum. Yani Megaron diye adlandırdım kulübeler yapmaya başlayacağım. Ha o zaman insanoğlu hangi hayata geçti? Yerleşik hayata geçti. Durmuyorum devam ediyorum. Sonrasında tabii ki tarlayı sürmem lazım. Ve bu dönemde hayvanları da kontrol altına almam lazım. Bu dönemde demek ki insanoğlu neyleri evcilleştirmeye başlıyor? Hayvanları evcilleştirmeye başlayacak. Durmayacak devam edecek. Bu dönemde tabii ki sınıfsal ayrım mı ortaya çıkıyor? Sınıfsal ayrım ortaya çıkacak. Yani köleci toplumdan bahsedeceğiz. Yetmeyecek. Bu dönemde Artı ürün ortaya çıkıyor. Yani ürün fazlasını ne yapmaya başlıyor? Satmaya başlayacak. E satmaya başlamasına ben ne diyorum? Ticaret diyeceğim değil mi? Ama nasıl ticaret ortaya çıkacak? İlkel ticaret ortaya çıkıyor. Yani takas usulü ortaya çıkmıştır. Ve yine bu dönemde insanoğlu doğası gereği her zaman tapınma gereğini duyacak. Ve insanoğlu ilk dinsel inançları ve ilk tapınakları da yeni taş döneminde ortaya ne yapmıştır? Atmıştır diyoruz. Ve insanoğlu neyi keşfediyor? Madeni keşfedecek ve ben hangi devre geçeceğim? Maden çağına geçeceğiz. Bakın ben maden çağını bakır, tunç ve demir diye üç kısma ne yaptım? Ayırdım. Şimdi bakır dönemi aslında taş devrinden maden devrine geçiş aşamasıdır. Neden? Bakır zehirli bir madendir ve sonrasında insanoğlu neyi keşfeder? Kalayı keşfeder ve ben bu döneme bakır artı kalay dönemi diye adlandıracağım. Yani Tunç çağını ne diye duyabiliriz? Bakır artı kalay diyeceğiz. İnsanoğlunda bu dönemde ilk köy yerleşimlerinin yanı sıra devletleşme olgusu Tunç çağında ortaya çıkacak ve şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Ve demir döneminde de sağlam araç gereçler bulunuyor ve 3200 yılında Sümerler diyor ki yeter. Artık ben tarih öncesi çağları ne yapıyorum? Sonlandırıyorum. Yaba daba doğu demeyi bırakıyorum. Tarihi çağlara geçiyorum diyor ve ilk kartımı oynuyorum dedi ve hangi çağa girdi? İlk çağ ne yaptı? Giriş yaptı. Bakın ilk çağ hangi dönemler içinde? Milattan önce 3200 ve milattan sonra 375 dönem. Yani kavimler göçünün ortaya çıkmasına kadar geçen süre. Peki ilk çağda neler oldu arkadaşlar? Bakın bu dönemde insanoğlunun en büyük temel geçim kaynağı tarım diyeceğiz. Aynı zamanda genelde sınıfsal ayrım yani köleci toplum yapısı göreceksiniz. İlk çağ medeniyetlerini bu dönemde göreceğim. Benim için önemli noktalardan bir tanesi ilk kez dini yani semavi dinler, kutsal dinler ilk çağda ortaya çıkmaya başlayacak. Hristiyanlık yavaş yavaş yayılmaya başlıyor değerli arkadaşlar. Ve artık Türk göçleri bir şeyi tetikleyecek. Neyi tetikleyecek dersem kavimler göçünü tetikleyecek ve artık insanoğlu bir çağ açacak. Ve bir çağ kapatacak. İlk çağı kapatıyorum. Hangi çağa geçiyorum? Orta çağa geçiyorum. Orta Çağ'da 375 ve 1453 yılları arasında gerçekleşiyor. Yani bir nevi Avrupa Orta Çağ'da karanlık neyi yaşayacak? Çağ yaşayacak. Peki ne oldu da karanlık çağı yaşadı? Şimdi kavimler göçüyle birlikte bir değerli arkadaşlar. Feodalite diye adlandırdığım derebeylik ortaya çıkacak. Yani merkezli krallıklar güç kaybetmiş. Durmayacak, devam edecek. Hristiyanlık yayılmasıyla birlikte kilise, Katolik Kilisesi güç kazanmış ve... Avrupa'ya skolastik düşünceyi yaygınlaştırıyor. Peki nedir skolastik düşünce? Bilimin reddedildiği, dini öğretilerin ön plana çıktığı duygu. Ve böylece Avrupa hangi çağ yaşamış oldu? Karanlık çağı yaşamaya başladı. Sonrasında değerli arkadaşlar Avrupa Türk kültürüyle tanışacak, yine yetmeyecek. Avrupa'da bugün siyasi harita değişerek ırklar ortaya ne yapmıştır? Çıkmıştır diyoruz. Peki ver mehteri arkadaşlar. Çağı açıp çağı kapatacak kim olacak? tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han diyeceksiniz. Me Fatih Sultan Mehmet Han arkadaşlar ne yapıyor? Şahidiye adlandırdığım büyük topları döktürerek feodalite sistemine son vermiş ve çağ açıp çağ kapatmıştır. Peki hangi çağ açacak? Yeni çağ ne yaptı bu dönemde? Açtı diyoruz. Peki yeni çağda neler gerçekleşti değerli arkadaşlar? Yeni çağ diye adlandırdığım dönemde şunlar ortaya çıkıyor. Bir, coğrafi keşifler başlayacak. Rönesans, reform. Yine arkadaşlar bu dönemde coğrafi keşiflerin sonrasında Rönesans reform ortaya çıktı dedik. Ve aslında bir nevi Avrupa aydınlanma çağını mı yaşıyor? Avrupa aydınlanma çağını yaşıyor. Peki bu devri kim sonlandırdı dersem tabii ki Fransa'da ortaya çıkan Fransız ihtilali. Hak, adalet, eşitlik, demokrasi, laiklik gibi kavramlar dünya literatürüne girecek. Yine milliyetçilik olgusu dünyaya giriş yapmıştır. Ve böylece aslında değerli arkadaşlar sanayi devrimi, sömürgecilik hareketi ve dünya savaşları yakın çağda ortaya ne yapmıştır? Çıktı diyoruz. Şimdi gelelim bakalım hangi devirde neler yaşanmış? Anadolu, Mezopotamya, Mısır dedim. Şimdi paleolitik yani eski taş, kaba taş 2,5 milyon yıl önce başlamış ve milattan önce arkadaşlar 14 bin yıllarına kadar sürmüştür. Anadolu bölgesi Mezopotamya'da nasıl sürecek 1.1 milyon yıl önce başlamış ve milattan önce 12 bin yıllara kadar sürmüştür Mısır'da ise milattan önce bin ve 7500 yıl arasında yaşanmıştır Mezolitik yani orta taş hangi dönemlerde yaşanıyor milattan önce 14.000 yıllarda başlamış ve milattan önce 900 yıllara kadar ne yapmıştır sürmüştür Mezopotamyada ise milattan önce 12 bin yıllara başlamış ve milattan önce 10 birinci yıllara kadar sürmüştür. Mısır'da ise Milattan önce 7500 ve 5000 yılları arasında yaşanmıştır. Neolitik çağ yani yeni taş ne zamandır dersem Anadolu coğrafyasında 8500 ve 5800 yılları arasında yaşanmıştır. Mezopotamya'da ise milattan önce 10.000-5200 yılları arasında yaşanmıştır. Mısır'da ise milattan önce 5000 ve 3500 yılları arasında yaşanmıştır. Kalkolitik bakır dönemi dediğim zaman arkadaşlar aklımıza neresi gelecek? Bu milattan önce 5800-3400 yılları. Mezopotamya'da ise milattan milattan önce 5500-3100 yıllar arası, Mısır'da ise 4000 ve 3000 yıllar arasında yaşanacak. Tunç devri ise milattan önce 3400. Ha. Ve milattan önce 3200. Bakın, burası neden önemli benim için? Hatırlayın Sümerler yazıyı ne zaman bulmuştu? Milattan önce 3200'de. Ha demek ki arkadaşlar yorum yaptım. Yazı hangi dönemde bulunmuş? Tunç devrinde bulunmuştur diyorsunuz değerli arkadaşlar. Mezopotamya'da ise milattan önce 3200 ve 1000 yılları arası yaşanacak. Mısır'da ise milattan önce 3000 ve 1070 yılları arasında ne yapmıştır? Yaşandı diyorsunuz. Demir devri içi Demir devri ise 13. yüzyılda başlamış, M.Ö. 330'lara kadar devam etmiştir. Mezopotamya'da M.Ö. 1000 yıllar arasında, Mısır'da ise M.Ö. 1070 ve 330 yıllar arasında yaşanacak. Şimdi gelelim, senin için mutlaka bilmen gereken önemli unsur. Hocan sorularda ya da yazılıda ne yapabilir? Sorabilir. Bakalım nelermiş bunlar. Konya, Akşehir, Dursunlu fosil yatakları, Anadolu'da insan varlığına ilişkin kalıntıların ele geçirildiği en eski buluntu yeridir. Aha da burası. Devam ettim. İstanbul Yarımburgaz mağarasına günümüzden 270 bin, 390 bin yıl önce ilk insanların yerleştiği tespit edilecek. Aha burası. Antalya Karayın mağarası ise Anadolu'da insana dair en eski kemik kalıntıların barındırması açısından çok önemlidir diyeceğiz değerli arkadaşlar. Gelelim etkinliğimize. Tarihi devirler neyin bulunmasıyla başlamıştır dedi. Hemen diyorsunuz ki Sümerlilerin neyi bulmasıyla tabii ki yazıyı bulmasıyla artık tarihi devirler ne yapmıştır? Başlamıştır. Tarih öncesi devirlere ne denmektedir dersek hatırlayın arkadaşlar. 3 çağ neyi diyorduk? Sistemi diye ne yapılmaktaydı? Adlandırılmaktaydı. Kullandığım araç gereçlere göre de ne yapıyordum? Ayırıyordum. Ne diyordum? Taş diyordum. Ve maden diye ne yapmıştım? Ayırmıştım. Dünyanın bilinen ilk ibadet yeri neresidir? Dedim. Şanlıurfa bölgesindeydi. Neresi? Göbekli Tepe olarak ne yapılmakta? bilinmekte değerli arkadaşlar. Bir diğer etkinliğimize bakalım. Bereketli İlal yani insanlığın ilk dönemlerinin yaşandığı yer neresi diye adlandırmış bana. Hemen sen de diyorsun ki Meze Potamya bölgesi olarak ne yapılmakta bilinmekte diyeceğiz. Buğdayın ana vatanı neresi olarak bilinmektedir? Hatırlayın Emmer evcil buğdayıydı. Buna da neresi diyorum? Anadolu coğrafyası yani çay önü ve aynı zamanda arkadaşlar Caferöğük bunların bulunduğu yer olarak bileceğiz. Şimdi peki konu biterken neleri gördük? İnsanlığın ilk dönemlerini gördük. İnsanlar hangi bölgelerde yaşadılar? Kendi hayatlarını sürdürebilmek için neler yaptılar? Bunları birlikte öğrendik değerli arkadaşlarım. Şimdi sizin için çok güzel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.